Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da operatörleri işleyeceğiz sizlerle birlikte. Şimdi operatör nedir? Onu bir anlatalım. Operatörler programlarımızda matematiksel işlemleri yapmamızı, veri veya değerlerimizi karşılaştırmamızı, değer atamaları yapmamızı ve mantıksal ifadeler kurmamızı sağlar arkadaşlar. Burada aslında sağladığı faydaları sayarken operatörleri sınıflayacağımız başlıkları da saymış olduk. Şimdi hemen operatörlerimiz nelermiş ve nasıl kullanılmış onlara bir bakalım. Şimdi şurada yeni bir dosya oluşturayım. Evet. Şimdi öncelikli operatörlerimiz aritmetik operatörler. Bunlar nelerdir? Artı, eksi, işte çarpma, bölme, modülüs ve üs alma operatörlerimiz. Bunları matematikten biliyorsunuz. Sadece şu ve şunda bilginiz olmayabilir. Arkadaşlar modülüs dediğimiz şu yüzde karakteriyle gösterilen aritmetik operatörümüz. Kalanı bulmaya yarar arkadaşlar. Bir altındaki iki tane de yıldız operatörü ise üs alma işlemine yarar. Hemen bunları bir örnekle ifade edelim. Şimdi toplamayı biliyorsunuz arkadaşlar. 1 artı 2 diye bir örnek yapıyorum ve operatörümüz bize bunları topladı. Arkadaşlar bu artının ismi operatör biliyoruz. Bu sağ ve soldaki 1 ve 2 rakamlarına da biz operant diyoruz arkadaşlar. Yani şurada yazacak olursam operant. Mesela artı operatörü 2 tane operant alır sağına ve soluna. Şimdi eksi, çarpı ve bölmeyi biliyorsunuz. Biz modülüs ve üs alma operatörüyle bir örnek yapalım. Mesela 16'nın 5'e bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Gördüğünüz gibi program bize 1'i verdi. Yani kalanı bulma operatörü bu. Üs alma operatörüne bakalım. 2 tane yıldız bırakıyoruz. Ve 2'nin 3. kuvveti ne yapar? 8. Bunu da öğrenmiş olduk. Aritmetik operatörlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de karşılaştırma operatörlerine bakalım. Karşılaştırma operatörlerimizde neler var? Eşittir, eşit değildir, büyüktür, küçüktür, büyük eşit, küçük eşit ve şunun adına ne diyelim? Bunu da açıklayınca anlamış olalım arkadaşlar. Şimdi burada bu operatörlerimiz bizlere doğru ya da yanlış diye yani true ya da false değerler döndürecek. Biz de zaten koşullu ifadeleri anlattığımız zaman bu daha iyi anlaşılacak. Doğru veya yanlış diye değerler dönecek bizlere. Şimdi bunları örnekleyelim daha iyi anlamamız için. Mesela 2 eşit mi 2'ye dediğimiz zaman doğru değerini gönderdi. Veya 2 eşittir 3 diyelim. Bu sefer false yani yanlış değerini gönderdi. İşte burada yaptığımız işlem karşılaştırma arkadaşlar. Bunları videolarımız, derslerimiz ilerledikçe daha iyi bir şekilde kavrayacaksınız. Mesela eşit değildir operatörüne bakalım. Aynı örnek üzerinden 2 eşit değildir 2 dediğim zaman false değeri dönüyor. Yani burada 2'nin 2'ye eşit olduğunu söylüyor bana aslında. 2 eşit değildir 3'e dediğim zaman da true, evet doğru diyor. 2 3'e eşit değildir diyor. Şimdi küçüktüre bakalım. 2 küçüktür 3 doğru. 2 küçüktür 1 dediğim zaman 2 küçüktür 1 dediğim zaman
2,5 bir false değerini döndürdü. Şimdi büyüktür de aynı şekilde. Fakat biliyorsunuz yine matematikten küçük eşittir veya büyük eşittir olduğu zaman ne olacak? Hemen bakalım. 2 küçük eşittir 2 dediğim zaman 2'nin 2'den küçük olması durumunda da doğru çalışacak ki söylediğim cümle mantıksız olsa dahi yani birinci operandın ikinci operandtan küçük olması durumunda da doğru değeri dönecek. Eşit olması durumunda da doğru değeri dönecek. Yine büyük eşittir de aynı şekilde. En sonuncu karşılaştırma operatörümüze gelecek olursak şimdi hemen şöyle bir örnek yapalım. Yine hep 2'ye taktık. 2 küçüktür. Şöyle yapalım ve bakalım. Sonucunda bize 0 değerini gönderdi arkadaşlar. Bu operatörümüz bize 3 tane değer döndürebiliyor. 0, 1 ve -1 değerleri. Buna birleşik karşılaştırma operatörü de diyebiliriz. Şimdi neden burada 0 döndü? Çünkü sağ ve soldaki operandlar birbirine eşit. Eşitlik durumunda 0 değeri döner arkadaşlar. Peki 2, 3 diyelim. Bu sefer -1 döndü. Eğer soldaki operant sağdaki operanttan küçükse -1 değeri döner. Soldaki operant sağdaki operanttan küçükse -1 değeri döner. Tam tersi de soldaki operant sağdaki operanttan büyükse bu sefer de 1 değeri döner. Mesela 3 iki operantlarını verelim. Gördüğünüz gibi 1 değeri döndü. Bu da birleşik karşılaştırma operatörü desek yanlış olmaz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki operatörlerimiz atama operatörleri. Arkadaşlar, videolarımızın birinde demiştik ki eşittir operatörü, bu eşittir ifadesi kesinlikle programlamada bir eşitlik anlamına gelmez. Eşitlik anlamına gelen operatörümüz budur. Şurada gördüğünüz. Fakat bu atama operatörüdür. Ne demek atama operatörü? Biz değişken tanımlarken bir isim verdik. Eşittir dedik. Ve bir değer verdik. Arkadaşlar buradaki operatörün anlamı demek istediği şey şu sağ taraftaki değeri sol tarafa götürüp ata. Yani burada bir atama işlemi söz konusu. Kesinlikle sağdaki soldakine eşit gibi bir algı oluşmasın. Bunun eşitlikle bir ilgisi yok. Bu atama operatörüdür arkadaşlar. Bu önemli. Bunun altını çizmiş olalım. Eşittir operatörümüz dedik. Artı eşittir. Eksi eşittir. Çarpı eşittir. Bölü eşittir. Bunları açıklayacağım. Kalan eşittir. Ve üst eşittir. Şimdi bunlar ne demeye ne demek oluyor? Şu demek oluyor arkadaşlar. Mesela nasıl bir örnek verelim? En basitinden yine 2 rakamımız üzerinden gidelim. 2 artı eşittir 3 ne demektir? Bunu açık bir şekilde yazarsam şununla aynı anlama gelmekte arkadaşlar. Yani tabii şöyle bu 2 yanlış oldu. Bir değişken olsun burada. Ve değişkenimin böyle olsun. Değişken değişkenimin değeri 2. Ve altta da şu operatörü kullanarak bir işlem yaptım. Bunun açılımı şu. My var eşittir. My var artı 3 arkadaşlar.
Aslında burada biraz bize pratiklik sağlıyor bu operatörler. Yani şuradaki, şunu geçelim. Şuradaki ifadeyle şuradaki ifade tamamen aynı. Yani bunda bunu topla, tekrar bunu at. Tekrar bunu ata demektir. Şimdi buradaki değerler neydi? Bu değişkenin değeri neydi? 2 idi. 2 artı 3 tekrar 5 olacak burası. Burada da yine şurası 2. 2 ile 3 topla, tekrar buna at diyoruz. Yine diğer atama operatörleri de aynı işleve sahip. Ve geriye kalan operatörlerimiz arkadaşlar. Mantıksal operatörlerimiz de mantıksal ifadeler kurabileceğimiz, programlarımızda değerlendirmeler yapabileceğimiz, koşul belirtebileceğimiz operatörlerimiz. Bunu yine ilerleyen derslerimizde daha net bir şekilde anlayacaksınız. Koşullu ifadeleri anlatırken özellikle. Şimdi neler bunlar? Arkadaşlar and operatörümüz, or operatörümüz ve yine and operatörü veya operatörü, değil operatörü ve yine değil operatörü. Şimdi şu and ile şuradaki, şöyle yapalım. Bunlar aynı operatör. Or ile, yani ya da operatörüyle, bu aşağıdaki de ya da anlamına geliyor. Bunlar da aynı operatör değildir ve yine not değildir operatörlerimiz. Arkadaşlar açıkçası burada neden hem kelime olarak, neden hem diğer dillerde de gördüğümüz karakter operatörleri kullanılmış, bunun hakkında bilgim yok. Bilgisi olan varsa, açıklarsa ben de memnun olurum. Henüz araştırmadım ama bu konu hakkında bilgim yok. Fakat ikisinin de aynı işe yaradığını söyleyebilirim. Şimdi ve veya bir de değildir operatörleri var dedik mantıksal operatörlerimizde. Şimdi and operatörü aldığı operandların ikisinin de doğru olması durumunda doğru sonucunu döndürür. And operatöründe herhangi bir operand eğer yanlış değerini alıyorsa sonuç yanlış olur. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. True and true, ya da evet yanlış yazmışım. Şunu bir temizleyelim. Şimdi true and true. Geriye true değeri döndürdü arkadaşlar. And operatörü şunu yapar. Soldaki operanda bakar. Doğru mu? Doğru. Sağdaki operanda bakar. Bu da doğru. İkisi de doğruysa o zaman geriye ne döndürür? True döndürür. And operatöründe, yani ve operatöründe, ikisinden birinin false olması halinde geriye false değer döner. Mesela birine true ve birine false diyelim. False değeri döndü. Yine aynı şekilde ikisi de false olsaydı yine false değeri dönecekti. Yani and operatöründeki mantık ikisinin de true olması halinde true döner. Bir false varsa false, zaten iki false varsa yine false değeri, yani yanlış değeri geriye dönecekler arkadaşlar. Şimdi veya operatöründe ise durum farklı. Neden? Çünkü veya adı üzerinde ikisinden birinin doğru olması halinde sonuç doğru olacaktır. Veya ikisinden birinin doğru olması halinde geriye dönen sonuç doğru olacak. Şimdi yukarıdaki örnekleri aynı şekilde or, yani ya da operatörü içinde yapalım. True or true. True değeri döndü. True or false.
Yine true değeri döndü arkadaşlar. False or true, bunu da yapalım. Değişkenler, operantların yerleri değişmesi bir şey değiştirmeyecek. Yine true döndü. X'i ancak yanlış olduğu zaman yanlış döner. Evet arkadaşlar, end operatöründe dedi ki x'inin de true olması gerekir, true dönmesi için. Fakat veya operatöründe bir tane operandın pardon doğru olması sonucun true olması için yeterli. Not operatörü de şu arkadaşlar. Yani not true dediğiniz zaman doğru olmayan, yani tersini çevirir. Not false dediğiniz zaman true değeri döner arkadaşlar. Bu da bu şekilde, yine aynı şekilde bu da aynı işlevlere sahip arkadaşlar. Bunları da denemiş olalım. True, false. Burada ve operatörü kullandığımız için ikisinin de true olması gerekir ki true dönsün. Fakat bir tanesi false dönmesi için yeterli oluyor ve false değeri geriye dönüyor arkadaşlar. Genel olarak operatörlerimiz bu şekilde. Aslına bakarsanız Ruby'de farklı operatörler de var. Ama bu operatörlerimiz en temel operatörlerimiz ve en çok kullandığımız operatörlerimiz diyebiliriz. Aritmetik operatörlerimiz matematikten biliyoruz, kolay. Karşılaştırma operatörü ile mantıksal operatörlerimizi ilerleyen videolarımızda daha iyi anlayacaksınız. Atama operatörleri de yine basit. Yani sadece bize pratiklik kazandırabiliyor. Operatörler videomuz bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.